Mehdi'nin çıkacağı yıl, insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler. Sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracaklar. Hacılar soyulacak, kanlar Akabe cemresinin üzerine akacak. Hadiste tarif edilen bu katliam, tam 1979 yılında hac sırasında gerçekleşen Kabe baskınında yaşandı. Suud askerleriyle saldırgan militanlar arasında meydana gelen çarpışmada 30 kişi öldü. Baskın, Mehdi'nin diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında, yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400 yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmişti. ...1979 yılında yani Hicri 1400'de gerçekleşen bu saldırının ardından 7 sene sonra Hicri 1407 yılında hac sırasında çok daha büyük ve kanlı bir olay daha meydana geldi. Bu hadisede caddelerde gösteri yapan hacılara saldırılarak 402 kişi katledildi. Bu konuya dikkat çeken hadisler şöyledir. Şevval'le savaş nidaları Zilhicce'de harp ve kıtal olur. Yine Zilhicce'de hacılar talana uğrar. Hatta caddeler kandan geçilmez ve haramlar çiğnenir. Kabe'nin yanında büyük günahlar işlenir. Bu hadislerde Beytül Muazzama'nın yani Kabe'nin içinde değil yakınında çıkacak olaylara dikkat çekilmektedir. Nitekim 1407 yılının Zilhicce ayında yani hac mevsiminde meydana gelen olaylar da ilkinden farklı olarak Kabe'nin içinde değil yanında gerçekleşmiştir. Hadiste geçen Zilhicce'de harp ve kıtal olur ifadesi de dikkat çekicidir. Bu savaş ve çatışmalardan hacıların öldürülmesi konusuyla birlikte bahsedilmesi, söz konusu olayların aynı zaman diliminde meydana geleceklerini göstermektedir. Nitekim aynı dönem İran-Irak Savaşı'nın çıktığı, Türkiye'nin güneydoğusunda, Orta Doğu ülkelerinde çatışma ve karışıklıkların en yoğun yaşandığı bir dönemdir.